Tabi o geçiyor aynı günde. Hadi sadece kontrol edelim. Ocakta. Bozuk paraları götürmüş. Burada poşette vardı paralar, onları götürmüş. Sigaraları götürmüş. Ne kadarlık sigara almış? Sigara 3-5 bin liralık vardı. Peki kaç para almış bozuk para? Ne kadar vardı? Bozuk para 500 lira falan vardı. Böyle 3-4 defa girmiş, karşıya gitmiş, gelmiş. Bir de dışarıda telefon aksesuarları vardı. İçeride, onlar da içerideydi. Telefon aksesuarlarından götürmüş. Yani maddi zararınız ne kadar tahminin? Maddi zararın 6-7. Bilmiyorsun, sabahki yerden kapı kilitliydi ama kamera kayıtlarında buralardan kaçarak içeri girdiğini, bir şey bulamadı herhalde. Dükkana girmiş ama maddi bir zararınız yok. Hiçbir şey yok. Bozuk paralar vardı. Şu kasede, kase içinde bir kısmını almışlar. Başka bir şey bulmuşlar, almamışlar. Kaç para bozuk para vardı? 15-20 lira kadar bir. Peki kapı kilitli miydi? Nasıl girmiş içeri? Kapı kilitledim. Yeminle 3 yerden beri izleri var zaten. Açmışlar, girmişler. Sonra otobüsle binip gitmişler. Çünkü evet, Ülküköy, Musarköy, Bademli o civarlarda köylerde müzik yaptığını duyduk. Girmiş saat. Eşim işte 5 gibi geliyor normalde dükkanı. 5 gibi açıyoruz. Orada gelmiş işte kapıyı açık bulmuş. Herhalde dedi bir hırsız geldi, soyuldum gibisinden. Geliyor Allah'a şükür hani bir maddi zarar vermemiş ama kasadaki 200 liraya yakın bir bozuk paramız vardı. Onları almış. Birkaç yere de daha girmiş herhalde. Zaten bayağı bir büyük bir vurgun yapmış. Mudanya'nın bütün köylerine girmiş hemen hemen.